Selam arkadaşlar. Çınar Akademi olarak yeni bir derste yine karşınızdayız. Haziran ayı çalışma sorularından Türkçe sorularını çözüyorduk. Sıra Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı kitapçıktaki Türkçe sorularına geldi. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün anlamını karşılayan bir ifadeye yer verilmiştir? Alt çizili sözcüğümüze bakıyoruz. Avunmuşum. Bu tür sorularda kesinlikle tek kelimeye bakarak yani tek altı çizili kısma bakarak sonuca ulaşmaya çalışmayalım. Mutlaka eğer bir kelime ise kullanıldığı ya da bir sözse kullanıldığı cümleye bakalım ki burada cümle olarak görmüyoruz. Şiir halinde verilmiş. Ya da çıkaramıyorsak anlamını bir önceki cümleyle birlikte okumamız kesinlikle fayda sağlayacaktır. Hemen bakalım bizde sorumuza. Evvel zaman içinde Ağustos'ta sıcakta bir tarlada doğmuşum. Elimden tutmuş güneş rüzgar salıncak olmuş avunmuşum. Dikkat edersen avunmak kelimesi burada hangi anlamda kullanılmış? Bir anlamı şu oyalanmak ancak burada rüzgar salıncak olmuş oyalanmışım anlamında değil de dikkat ederseniz bir mahrumiyet var. O mahrumiyet içerisinde rüzgar salıncak olmuş elimden tutmuş güneş derken oradaki o zor durum kastedilmiş avunmuşum orada ne anlamında kullanılmış? Sıkıntılardan uzaklaşmak için teselli bulmak için bir şeylerle ne yapmış? Kendini avutmuş yani telafi etmiş ya da bir şeyler yetinmiş diye de düşünebilirsin ama asıl mesele burada teselli bulmaktır bunu metinde arayacağız oyalanmak değil burada dikkat edelim dün akşam kitap okurken uyuyakalmışım burada böyle bir şey yok yağmur dinince doğa aniden sakinleşmeye başladı böyle bir şey yok. Kardeşleriyle bir araya gelip sohbet edince teselli buluyordu. Dikkat. Belli bir sıkıntı karşısında teselli bulursun. Yukarıda da o zorluklar karşısındaki teselliyi bize anlatmıştı. Dolayısıyla cevabı bulduk. Dersin soru cevap bölümünde hepimiz çok eğlendik derken yukarıdaki anlamı ifade etmediğini görmekteyiz. Cevabımızın C olduğunu bu şekilde netleştiririz. Geçelim ikinci sorumuza. Bu metinde boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangileri sırasıyla getirilebilir? Hemen bakalım. Hep derler ya ne derlermiş? Gerçekten de öyle. Dostluklar bitiyor. Ortaklıklar bitiyor, sevgiler bitiyor ama yeni dostluklar, yeni ortaklıklar, yeni sevgilerle karşılaşıyoruz. Dikkat edersen burada hep derler dediği şeyi söyleyecek. Arkasından gelen bu cümle de aslında onu açıklıyor. Ne açıklıyor burada? Dostluklar bitiyor, ortaklıklar bitiyor, sevgiler bitiyor ama yeni ortaklıklar, yeni sevgilerle karşılaşıyoruz. O zaman burada dikkat edeceğimiz mesele bir şeyler biterken bir şeylerin başladığıdır. İşte o bir şeyler bitip bir şeyler başlamasını anlatan bir cümle arayacağız aşağıda. Bu birincisi. ikincisine bakalım. Yeni sevgilerle karşılaşıyoruz nokta nokta. Öncekiler sonlandı diye ama bu korkunun yazılmış korku olması lazım. Bize iyi gelmiyor. Hemen bakalım şimdi ikinci cümlemizi de ne bulacağız? Mutlaka korku bulacağız. Öncekiler sonlandı diye. Dikkat bununla alakalı bir korku yaşıyoruz. Onu anlatan bir cümle olabilir. Hemen bakalım ilki için ne demiştik biz? Yeni başlangıçları ifade eden bir cümle arayacağız. Her son yeni bir başlangıçtır dediğinde bu olabilir. Dostluğu gam öldürür geçelim. İnsanı olumsuzluklar diriltir. Bunu da geçelim. Biten hiçbir şey geri dönmez. Bunu da geçelim. Dikkat edersen sadece birincisini bularak bile cevabı bulmuş olduk. Burada yenilikten bahsettiği için her son yeni bir başlangıçtır. Derler ya işte bunu söylemiş. Dostluklar bitiyor, ortaklıklar bitiyor. Ama yeni dostluklar, yeni ortaklıklar. Her son yeni bir başlangıç manasını burada gösteriyor bize. Diğeri olur mu? Her seferinde korkuyoruz. Öncekiler sonlandı diye ama bu korku bize iyi gelmiyor. Dikkat edersen her seferinde korkuyoruz bir öncekiler bitti diye bu manayı bize vermekte cevabımız da Adana olur bu şekilde diyelim ve geçelim üçüncü sorumuza. Bu harf atlama düzenine göre sınıf sözcüğü aşağıdakilerin Aşağıdaki tabloların hangisinde gizlenmiştir diyor. Burada yöntemi bulmamız lazım. Buna benzer soruların çıkma ihtimali var hatırlatalım. Bu tabloda her sütundaki harfler yukarıdan aşağıya doğru harflerin alfabedeki sırası göz önünde bulundurularak belli bir harf atlama düzenine göre dizilmiş ve orta kısımda direkt sözcüğü oluşmuştur. Hemen bakalım. Dikkat edelim buraya. B arkasından D gelmiş. Sonra F gelmiş. Burada atlanan harfleri yazmamız lazım. C'yi yazdık. Ç'yi yazdık. Gördüğün gibi. Sonra D geldi. Bizim harfimiz iki harften sonra ortaya çıktı. Yani bir önceki harf neyse iki harf atladıktan sonra ortadaki harf yani aradığımız harf çıkıyor. Peki ondan sonra nasıl bir atlama olmuş? Dikkat edersen arkasından E gelmesi gerekirken F gelmiş. Yani bir tane harf atlayarak bir sonraki harf ortaya çıkıyor diyelim. Ve diğerlerinden de aslında bunu kontrol edebiliriz ama ilk yapacağımız iş şıkları elemek olsun. Hemen bakalım. D'den önce pardon burayı bulduk zaten. Şimdi bizim kelimemizi arayalım. Sınıf kelimesini arayacağız. Sınıf kelimesinde de aynı yöntemi işleyeceğiz. S'den 2 öncesini bulacağız. Dikkat edersen S'den önce ne var? Tabii ki R var. R'den önce P var. P'den önce ne olacak? Ö olacak. Dolayısıyla ilk harfimizin ne olması lazım? Ö olması lazım. Hemen seçenekler arasına bakalım ve eleyelim olmayanları tek bir seçenek var elenebilen o da B seçeneği diğerlerinde öyü görüyoruz. Ancak burada bir püf noktasından bahsedelim. Hepsine baktığımızda kalan seçeneklerde ilk kutucuktaki harflerin aynı olduğunu görüyoruz. Dikkat edin ikinci kutucuktakiler de aynı. Dolayısıyla bunları aramama gerek yok demektir. Bu S demektir. Bu da I demektir. Hepsi için bu geçerli. Diğerine baktığımızda aynı şeyi 3. kutucukta da görmekteyiz. Üçünde de aynı olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu da aslında bunun ne olduğunu gösterir. Diğerine baktığımızda G ve J'yi görüyoruz. Dikkat edin. Üçünde de aynı sonucu görüyoruz. Yani kutucukta aynı harfler var. Bu da onun I olduğunu gösterir. Hatta burada bir sa e sağlama yapalım. Baktığımız zaman burada ikisinin aynı olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü aynı harf. Şimdi geldik son harfe. Dikkat edin C var. Yumuşak G var. Ç var. Ç var. Ve e ikisinde de ikinci harfleri değişik olan bir durum var. O zaman ilk karar vereceğimiz şey. Burada son harfin ne oldu? Hemen bakalım. Son harf f. F'den önce ne olması lazım? Dikkat edelim. Son harfteki atlama kuralını mecburen dikkat etmeliyiz. Çünkü hepsinde aynı kural olacak diye bir şart yok. Mutlaka bakacağız. Ezbere gitmeyeceğiz. Gördüğün gibi i var. I'dan sonra k gelmiş. Şimdi dikkat. Arada ne var burada? I var ve j var. Yani burada da aynı şekilde iki harf atlanmış. Ama tek de atlanabilirdi. Bunu unutmayalım. Son harfin ne olduğunu bulunca cevabı da bulmuş olacağız. F'den önce hangi harfimiz var? E var. E'den önce hangi harfimiz var? D var. D'den önce de Ç var. Dolayısıyla burada olması gereken harfin Ç olduğunu görebiliyoruz. Bunu bulduk. Bir tane daha şıkkı eleyebiliyoruz. Yani A şıkkı gidebilir. Ama dikkat edin burada ikisinde de C harfi var. İşte burada devreye ne girecek? Bir alttaki harf girecek. Onun için ne izlenmişti hatırlayın. Bir harf atlanacak. F'den sonra ne gelmesi lazım? G gelmesi lazım. Arkasından yumuşak G gelmesi lazım. Alttaki harfin yumuşak G olması gerekiyor. Bu da bize D'yi eletiyor. Cevabımızın C olduğunu ortaya çıkarıyor. İşaretleyip diğer sorularımıza rahatlıkla geçebiliriz bu şekilde. Geldik dördüncü soruya. Metindeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? altı çizili sözü mutlaka içinde kullanıldığı cümleye göre değerlendireceksiniz. Anlamıyorsanız bir önceki cümleden de başlayabilirsiniz. Ülkesini yüksek bağımsızlığının ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumayı bilen Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır. Boyunduruk burada mecaz anlamlı bir kelime karşımızda. Boyunduruk normalde ata ya arabaya sürülmüş atlara ya da hayvanlara takılan o tahta iki hayvanı bir arada tutmaya ya da tarla sürmek için hayvanların boynuna geçirilen o kısma verilen isim ancak burada boyundurluktan kasıt nedir Etkidir yani yabancı dilin etkisinden dilimizi kurtarmaktır. Dolayısıyla ya da baskısından kurtarmaktır. Biz bunu aşağıda arayacağız cevabımızda bulmuş olacağız. Türk dilini yanlış türetilmiş kelimelerden korumak. Türkçeyi başka dillerin etkisinden korumak dediği anda cevabı bulduk. Türkçeyi diller arasında layık olduğu konuma getirmek. Türkçe sözcüklerin yabancı dillere geçişini engellemek bunu da geçiyoruz. Cevabımızın B olduğunu bu şekilde bulabiliyoruz. Bunun tam tersini söylemiş olsaydı D'dekinin yabancı dildeki kelimelerin Türkçe'ye geçmesini engelleyip yerine Türkçe karşılığını bulmak deseydi o da olurdu. Ancak dememiş cevabımızın B olduğu net bir şekilde ortada 5. soruya geçebiliriz. Beşinci soruya geldik. Bakalım ne istemiş? Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri fiilimsidir diyor. Hemen bakalım. Sözünde, söyleyişinde. Dikkat. Burada birincisini bulduk. Yurdumu duyduğum dediği anda burada ikincisini bulduk. Düşüm gerçeğim değil. Bunu geçiyoruz. Seninle büyürüm. Bu da fiilimsi değil. Cevabımızın 1-2 olduğunu bu şekilde buluruz. Burada kelimelerin olumsuzunu yapıp yapamadığınıza bakabilirsiniz. Yapabiliyorsanız fiilimsi olduğunu görürsünüz. Ancak bu olumsuzunu yapma meselesini aynı cümle içerisinde denemeyin. Aynı anlamda farklı cümle kurarak da deneyebilirsiniz. Sözünde, söylemeyişinde yani kötü söylemeyişinde ya da yanlış konuşmayışında, yanlış söylemeyişinde anlamında kullanabilirsiniz. Yurdumu duyduğum diyelim. Yurdumu duyduğum işte ses diyebilirsin. Burada sıfat fiil olarak karşında yurdumu duymadığım ses diyebilirsin. Aynı şekilde olumsuzunu bunun da yapabilirsin. Cevabımızın ne olduğunu bu şekilde söyler geçeriz diğer sorumuza. Geldik 6. soruya bu açıklamaya göre. Dizelerinde yer verilmeyen fiilimsi türü aşağıdakilerden hangisinde vardır? Fiilimsileri biliyorsak hemen ararız, olmayanını buluruz. İlk yazın ormanlarda ağaçlar yeşerirken dediği anda burada zarf fiili gördük. Kuytu yerlerde keskin o yanık ses gelir. Bu şakyan dediği anda şakyan da sıfat fiili gördük. Burada da sıfat fiil var. Yani olmayan isim fiildir burada. Ses beni titretir yüreğimden. Bülbül sesi değil o benim güzel Türkçem dediği anda olmayan neymiş? İsim fiilmiş. Biz isim fiili bulduğumuz yerde cevabı bulmuş olacağız. Hemen bakalım. Şehrin denize bakan dediği anda sıfat fiili görüyorum. Tarafından bir ev kiralamış dediği anda burayı bitirdik. Metnin metinlerde cümlenin tamamını okumamız lazım. Çünkü başında yoksa sonunda olabilir. Dikkat edelim. Ondan söz ederken dediği anda zarf fiili gördük. Heyecanlanıyor, elleri titriyordu. Bunu da geçtik. Spor yapma dediği anda yapmanın faydasını dediği anda burada isim fiili gördük. Cevabı da bulduk işaretleyip diğer soruya geçebilirdik. Sonuncusuna bakalım. O gün treni kaçırmış, yeni bir bilet parası için bir hafta daha çalışmıştı. Burada fiilimsi göremiyoruz. Cevabımızı işaretledik. Diğer soruya geçebiliriz. Yedinci soru. Çeşmeden su getiren çocuklar altı çizili dikkat. Ne istemiş peki? Bu cümledeki altı çizili öge hangi öge olduğunu bulacağız demektir. İlgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur diyor. Hemen bakalım. Bu ne olacak? köy yolunda pek çok araç olduğunu ailelerine haber verdi. Yüklen. Haber veren kim? Çeşmeden su getiren çocuklar bu cümlenin öznesi oldu. Diğerlerini de bulalım. Köy yolunda pek çok araç olduğunu nesne. Kime haber veriyorlar? Ailelerine bu da dolaylı tümleç. Cevabımız ne olacak? Bunun özne olduğunu söyleyen şık olacak. Yüklemi yer anlamıyla tamamladığı için geç. Öznenin yaptığı işten etkilenen dedi nesnedir geç. Cümledeki işi yargıyı bildirdiği için yüklenme değil geç. Dikkat bak sonuna kadar okumalısın cümledeki işi yapan da diyebilir. Bu şekilde bildirdiği için yüklenme diyebilir karıştırmayalım. Yüklemde belirtilen işi yapanı bildirdiği için öznedir bizim cevabımız olacak. İşaretleyip diğer sorumuza geçebiliriz. Geldik 8. soruya bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönü değişmeye başlamıştır. Geçiş ifadeleri ya da bağlantı ifadelerine dikkat edeceğiz. Yıllar içinde teknolojinin hızla gelişmesiyle yapay zeka hayatımızın birçok alanına girdi. Çoğu insan yapay zekanın kullanım alanının sadece robotlardan ibaret olduğunu zannediyor. Bu nedenle dediği anda bu aslında bir önceki cümleyle bağlantılı olduğunu gösterir. İnsanlar evinde bir robot görmeden yapay zekanın her alanda etkili olduğu günlerin geleceğini düşünmüyor. Oysa dediği anda bu böyle değil demektir. Yani düşüncenin yönünü değiştirip tam tersini söyleyecek ya da tersi bir durumu söyleyecek. Yapay zeka şu an bile hayatımızda dediği anda onlar robot görmeden buna inanmayacaklar. Oysa şu an bile hayatımızda gördüğün gibi bir önceki inancın tersini kanıtlayan bir ifade var burada. Cevabımızın da C olacağını bu şekilde buluruz. Oysa bize burada önemli bir işaretçi bu geçiş ifadesi. Geldik 9. soruya bakalım ne istemiş? Bu metinden Yargılardan hangileri çıkarılabilir, dikkat çıkarılabilir arıyoruz. Böyle sorularda mutlaka çıkarılabilir ya da çıkarılamaz size öncü olarak verildiyse göz gezdirip sonra metni okumanızın size faydası olacaktır. Güneş sisteminde 8 gezegen vardır. Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter'dir. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür. Dünya Güneş'e en uzak gezegendir. Hemen bakalım. Gezegenler bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisimleridir. Güneş sistemindeki gezegenlerin yapıları, büyüklükleri, Güneş'e uzaklıkları ve Güneş etrafında dönme süreleri birbirinden farklıdır. Güneş sistemindeki gezegenler Güneş'e en yakın olandan başlanarak dediği anda şimdi isimlerini verecek. En yakın olandan başlanarak dediği için ilk söylediği en yakın olacak. Bununla ilgili bir öncülümüz vardı. Merkür'ü gördük burada Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür. Evet 3 olacak demektir bu bunu bulduk. 3'ün olmadığı seçenekleri eleyerek de cevabı olabilir, ulaşabilirsin. Yani 1, 3 ya da 3, 4 olacağı belli. Hemen bakalım. Diğeri ne demiş? Merkür, Venüs buradan sayısını da çıkarabiliriz demektir bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördüğün gibi 8 tane olduğunu da çıkardın. Aslında cevabı bulmuş oldun çünkü şıklar ikili. Bunu elersin. Peki 3 neden 3 e, diyorum 4 neden olmaz? Dünya Güneşe en uzun en uzak gezegendir demiş. Dikkat edersen dünya 3. sırada. Dolayısıyla bunun yanlış olduğunu metinden kanıtlarsın. Güneş sistemindeki en büyük gezegen demiş. En büyükle ya da büyüklükle alakalı bir sıralama yok. Dolayısıyla bunu da elersin. Cevabın B olduğunu bu şekilde kanıtlar. Diğer soruya geçersin. Geldik 10. soruya. Bu parçada aşağıda açıklaması verilen söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? Sabahleyin gecenin serinliğini henüz üstünden atamamış kumların üstünde yalın ayak yürüyorum. Dikkat et burada atamamış kum bunun üzerinden atmayacak diyerek burada ona kişileştirme verilmiştir diyebilirsin. Ama net bir ifade bulmak her zaman daha sağlam olacaktır. Deniz oldukça gergin dediği anda burada net bir şekilde kişileştirmeyi görmekteyiz. Devamında başka sanat var mı? Üzerime geliyor. Kumların serinletemediği ayakların bol köpüklü dalgalarla ferahlıyor. Gördüğün gibi kişileştirme var. Ayrıca aşağıda teşhis demiş geçelim. Teşhis demiş geçmeyelim. Pardon kişileştirme zaten bu. Teşbih demiş geçelim. İntak demiş geçelim. Konuşturma yok. Mübalağa yok. Cevabımızın A olduğunu bu şekilde görebiliyoruz ve işaretleyip diğer sorumuza geçeriz. Geldik 11. soruya. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Bağlaç olan D'da. Bir de ek olan DDA ile alakalı yazım yanlışı arayacağız. Bakalım ikisinden birisi. Takımda bazı oyuncular sorumluluk almaktan kaçınıyor. Nerede? Takımda. Gördüğün gibi bulunma hal ekidir. Manasına uygun kullanılmış ve doğru yazılmış. Çocukların da her birine renkli kalemler aldım. Birilerine de aldım. Çocuklara da aldım. Dolayısıyla burada bağlaç olan D'yi görüyoruz. Yani ayrı yazılacak. Doğru yazılmış. Hastanın yanında 3 de hemşire vardı dediğinde. Şimdi dikkat edelim burada. Hastanın yanında bir hasta var. 3 tane de hemşire var. Gördüğün gibi bu da bağlaç olan D olarak karşımızda ve ayrı yazılacak doğru yazılmıştır. Siz de üzerinize düşen görevleri yapmaya çalışın. Biz yaptık siz de yapın. Yani bağlaç olan D'dir. Dolayısıyla burada ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmış. Cevabımız da bulmuş oluruz bu şekilde. Cevabımız D olacak. Diyelim ve geçelim 12. sorumuza. Geldik 12. soruya. Metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili hangisi söylenemez diyor. Neler söylenmiş bakalım. Gözleme dayalı bir anlatım vardır. Deyim kullanılmıştır. Anlatım 3. kişi ağzından yapılmıştır. Mesaj vermekten ziyade sanatsal yönü ön planda tutan bir metindir. Bu tür sorularda mutlaka şıklara göz gezdirin. Okurken bulduğunuzu eleyin. Tekrardan metne bakmak zorunda kalmayın. Yani önce metni okuyup sonra şıkları okursanız, ya ben bunu bir yerde görmüştüm, nerede gördüm diye metnin içinde aramak zorunda kalmayın. Hemen başlayalım. Bilge bir kişi bir gölün kenarında oturuyordu dediği anda ben buradan bir şıkkın cevap olduğunu bulurum. Hangisi? Mesaj vermekten ziyade sanatsal yönünün ön planda olduğu. Neden? Bir bilge var işin içerisinde. Bir mesaj kesinlikle olacaktır. Bu benim çıkarımım tabii. Sınavda böyle yapma ihtimaliniz şöyle düşünün. Sağlama olarak da bunu değerlendirebilirsiniz. En azından soruyu okurken rahatlarsınız. Cevabı en başta bulmuş olursunuz. Ben bunu bu şekilde işaretler geçerdim. Mutlaka mesaj olacaktır diyorum ben tahminen. Hemen bakalım. Etrafını izlerken bir köpek dikkatini çekti. Köpeğin susamış olduğu dikkat dikkatini çekti demiş burada. Bir deyim kullanılmıştır. Eleriz. Köpeğin susamış olduğu her halinden belliydi. Gölün etrafında sürekli geziniyordu. Dediği anda buraya kadar üçüncü kişi ağzından anlatımı gördük. Bunu da eleriz. Burada dikkat edersen köpeğin o tavrını izler bir hal var. Gözleme dayalı bir anlatım da var diyebilirim. Göle yaklaşıyor. Tam su içecekken kaçıyor uçuyordu. Bilge şu an dikkatle izliyordu. Sonradan fark etti ki köpek göle geldi, eğildiğinde kendi yansımasını görüp korkuyor ve kaçıyordu. Gördüğün gibi buraya kadar izlenimi gördük. Metnin sonunda mesajını verecektir. Bakalım öyle bir şey var mı? Bir insanın istekleri ile arasındaki engel çoğu zaman kendi içinde büyüttüğü korkulardır. İnsan korkularını aşarsa istediklerini elde edebilir. Bu metnin mesajı da burada karşımızda cevabımızın de olduğunu da zaten tahmin etmiştik ama bu şekilde netleştirdik. Diğer sorumuza geçebiliriz. 13. soruya geldik. Bu cümlelerde aşağıdaki anlam ilişkilerinden hangisinin örneği yoktur diyor. Ne arayacağız? Neden sonuç? Amaç sonuç karşılaştırma ve şart. Hemen bakalım tüm çabalarıma rağmen buraya gelmeyi kabul etmedi. Dikkat edersen burada rağmen var. Karşın anlamına gelir ama karşılaştırma yok burada. Sakın karıştırmayın. Burada bir anlam göremedik aşağıdakilerle alakalı. Gençlik dönemlerimde çok para kazanmak için İstanbul'a gelmiştim amaç var burada. Çok para kazanmak amacıyla İstanbul'a gitmiş. Çünkü daha çok para kazandığını söylememiş bu metinde en azından. Önceleri böylesine sabırsız değildi. Öncesiyle şimdisini karşılaştırdığı için burada karşılaştırma var diyoruz. Amaç sonucu eleyelim. Karşılaştırmayı da eleyelim. Yeteri kadar özen göstermezsen başarıyı elde edemezsin. Özen göstermezsen gördüğün gibi şartı burada görüyorsun. Cevabın neden sonuç olduğu da bu şekilde ortaya çıkıyor. Tüm çabalarıma rağmen buraya gelmeyi kabul etmedi. Kabul etmemesinin nedeni çabaları değil. Çabaladım ama olmadı. Burada böyle bir anlam ilişkisi, bundan aşağıda verilenlerden herhangi biri yok. Cevabımızın A olduğunu gösterip diğer sorumuza geçebiliriz ve son sorumuz bu aynı zamanda bu bölüm için. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlere başvurulmuştur? Neler onlar? açıklama öyküleme öyküleme betimleme betimleme tartışma örneklendirme öyküleme hemen okuyalım Akdeniz'in engin ufuklarına bakan küçük tepe mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor. İlkbaharın tatlı rüzgarları ile sarhoş olan martılar çılgın çığlık çılgın çığlıklarla havayı çınlatıyordu. Dikkat edersen burada bir betimleme var. Betimlemenin olmadığı seçenekleri elersin. Çünkü etrafını anlatıyor bize. Öyküleme betimleme demiş. Betimleme tartışma demiş. Denizli'ye baktığımızda örneklendirme öyküleme demiş. Şimdi dikkat edersen bunlardan hangisi yan yana gelebilecek? Aslında yan yana gelebilecek iki ifade burada kendini gösteriyor. Öyküleme ve betimleme. Betimlemenin yanında tartışma olmayacaktır ki okuduğumuz yere kadar burada bir öyküleme, bir durum anlatımı olduğunu görebiliyoruz. İlkbaharın tatlı rüzgarını okumuştuk orayı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki zenginlik ta vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki kulübeden yaşlı bir adam çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı. Kamburunu düzeltmek için gerildi. Elleri ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı. Gördüğün gibi öykülemeyi de burada gördük. Aslında yukarıda da bir durum öykülemesi olarak da düşünebilirsin aşağıda da hareket başladı. Öyküleme netleşmiş oldu. Cevabımızın B olduğunu bu şekilde söyleriz ki tartışmayla betimlemenin yan gelme ihtimalinin düşük olduğunu hatırlatalım ve bu bölümü bitirelim. Umarım sizin için faydalı bir ders olmuştur. Yeni derslerimizde buluşmak için hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone değilseniz destek olmak için abone olmayı unutmayın.